Evet, siyasi partilerin İsrail-Hamas çatışmasına yönelik açıklamaları bunlardı. Şimdi oradaki son duruma bakalım. Filistinli çok sayıda örgütün İsrail'e karşı sürdürdüğü Aksa Tufanı operasyonu ve ardından İsrail güçlerinin Gazze şeridine yönelik saldırıları sürüyor. İsrail güçleri gece boyunca Gazze'yi hedef aldı. Yapılan açıklamada 1500 Hamas militanının cenazesinin bulunduğu iddia edildi. Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı operasyonunda bilanço ağırlaşıyor. İsrail Hava Güçleri gece saatlerinde Gazze'de çok sayıda noktayı vurdu. Yapılan açıklamada bu noktaların Hamas'ın karargahlarının ve komutanlarının bulunduğu yerler olduğu öne sürüldü. Ayrıca İsrail donanmasına ait hücum botlarının da Akdeniz kıyısındaki Gazze şeridinin orta kesimlerini ve Han Yunus kenti sahilindeki yerleşim yerlerini denizden vurduğu bildirildi. İsrail ordusu sözcüsü Tuamiral Daniel Hagari, Gazze şeridiyle sınırın kontrol altına alındığını açıkladı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında ve Batı Şeria'da 143 çocuk ve 105'i kadın olmak üzere ölü sayısının 810'a çıktığı açıklandı. Yaralı sayısında yaklaşık 4000 kişi olduğu belirtildi. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı da sürece ilişkin açıklama yaptı. Olayların başladığı 7 Ekim'den itibaren evlerini terk eden 137 binden fazla Filistinlinin Gazze şeridinin çeşitli bölgelerindeki 83 okula sığındığı belirtildi. Bu sayının İsrail'in hava saldırılarının devam etmesiyle giderek arttığına işaret edildi. İsrail, Hamas'ın ekonomi bakanı Cevat Ebu Şamalan'ın Gazze'nin Han Yunus bölgesine yapılan bombardımanda öldürüldüğünü duyurdu. Hamas iddiayı doğrularken siyasi büro üyesi Zekeriya Ebu Ma'mar'ın da öldürüldüğü söylendi. Yaşanan gelişmenin ardından Hamas'ın askeri kanadı El-Kassam Tugaylarından açıklama geldi. Tugay sözcüsü Ebu Übeyde yaptığı açıklamada Aşkelon kentinde yaşayanların bölgeyi terk etmesini istedi. Yerleşimcilere mühlet tanıdı. Hamas'ın Tel Aviv'deki havalimanı vurduğu iddialarına da İsrail'den yalanlama geldi. İsrail yetkilileri havalimanının faaliyetlerine devam ettiğini aktardı.